Merhaba arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi romanlığına devam ediyoruz. Modernizm ve postmodernizm roman anlayışıyla Cumhuriyet döneminde tanıştık demiştik. Burada önce bireyin iç dünyasını ve modernizmi esas alanların genel özelliklerine, sonra da postmodernizmin genel özelliklerine bir göz atalım ve aradaki farklar iyice belirginleşmiş olsun. Modernizmde geleneksel olanı günün anlayışına uydurma, geleneksel yapıyı ve anlatımı reddederek yeniyi ortaya çıkarma anlayışı vardır. Olay vardır ama temel amaç olayın birey üzerindeki etkisini anlatmaktır. Yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerleri başkaldırı gibi konular tercih edilmiştir. Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında arayışlara eğilmişler, alegorik yani sembolik anlatıma önem vermişlerdir. Varoluşçuluk akımından etkilenmişlerdir. Hatırlayalım edebi akımlarımızdan varoluşçuluğa göre dünyadaki diğer varlıklardan farklı olarak önce var olan sonra ne olduğu belirlenen birey kendini kendi özünü arar, kendisi olmaya çabalar. Bu bakımdan birey yaşadığı toplumda sürekli çatışma içindedir. Modernizm eserlerine de bu anlayış yansımıştır. Modernizm ve postmodernizm edebiyatımızda ilk zamanlar paralel olarak yürümüş. 1970'ten itibaren iç içe görünüm sergileyen modernizm ve postmodernizm 90'dan sonra yollarını kesin olarak ayırmıştır arkadaşlar. Postmodernizm anlayışına bakacak olursak bu anlayışta kurgulanmış bir olay yoktur. Amaç olay anlatmak değil, olayın yarattığı izlenimleri, duyguları anlatmaktır. Bu bakımdan kronolojik akıp giden bir zamandan da söz edemiyoruz doğal olarak. Zaman durağandır ve an üzerinde daha çok durulur. Önemli olan o anı yansıtabilmektir. Tek bir bakış açısından söz edilemez. Yazar bir eserde birden fazla bakış açısı, hatta bakış açılarının tamamını kullanabilir. Bu bakımdan tek bir anlatıcıdan da söz edilemiyor. Anlatım içinde yazar, anlatının bir kurku olduğunu okura sürekli hissettirir. Kimi zaman okurla konuşur, kimi zaman roman kahramanlarını başka roman kahramanlarıyla konuşturur. Postmodern teknikle yazılmış eserlerin tek bir yorumu olmaz. Ne kadar okuyucusu varsa o kadar da yorumu vardır diyebiliriz ve birden fazla sonla da bitebilir buraya bir göz atalım 1950'den sonra bireyin iç dünyasını esas alan romancılarda önemli bir yere sahiptir kahramanlarını günlük yaşamdan seçmiş ve sıradan insanların hikayelerini anlatmıştır Toplumsal sorunlardan tarihi olaylara kadar geniş bir yelpazede konularını sanatını oluşturmuştur. Bu bakımdan bizde tarihsel romanın da önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Küçük Ağ adlı eseri Küçük Ağ Ankara'da bir nehir romanının da örneğini teşkil eder. İbişin Rüyası, Osmancık, Siyah Kehribar, Firavun İmanı diğer romanlarıdır. Küçük Ağ'ın roman içeriğini bilmenizde fayda var. Oğuz Atay'a gelecek olursak 1970'te TRT Roman Ödülünü Tutunamayanlar adlı eseriyle almıştır. Bu bakımdan postmodernist romanında kurucusu kabul edilir. Burada MEP kitabımızda geçen Tutunamayanlar roman içeriği olarak da bilinmesi gereken eseridir. Tehlikeli Oyunlar Bir Bilim Odamının romanı da diğer romanlarıdır. Hatırlayalım Mustafa Profesör Doktor Mustafa İnan'ın hayatını anlattığından dolayı biyografik bir roman örneğimizdir demiştik. Yusuf Atılgan romanlarında yalnızlık ve psikolojik yabancılaşmayı işlemiştir. Postmodernist anlayışında ilk temsilcilerinden kabul edilir. Ana Yurt Oteli ve Aylak Adamı özellikle vurgulayarak söylediğim romanlarıdır. Adalet Ağoğlu Cumhuriyet Döneminin bireyin iç dünyasını esas alanlarda en üretken yazarlarından biri olarak kabul ederiz. İlk eseri "Ölmeye Yatmak" 1970'te yayımlanmış ve arkasından "Bir Düğün Gecesi", "Hayır" romanlarıyla da bir üçleme oluşturmuştur. Bununla birlikte "Fikrimin İnce Gülü" adlı romanını da bilmenizde fayda görüyorum. Nezihe Meriç özellikle kadın ve çocuk sorunlarıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan kadın yazarımızdır. Korsan Çıkmazı, Boşlukta Mavi adlı romanlarını bilmeniz gerekiyor. Bilge Karasu'da Özellikle vurgulamak istediğim Gece adlı romanıyla Amerika'da 10 yılda bir verilen Pegasus ödülünü kazanan ilk Türk yazarımızdır. Artı Kılavuz adlı bir romanı daha vardır. Bilmenizde fayda var. Ferit Etkü bu dönemin önemli yazarlarından biridir. Kimse ve O adlı romanlarını bilmenizde fayda var. İnci Aral Eserlerinde kadın erkek ilişkilerini, kadının kimliğini, bağlılık ve özgürlük sorunlarını ele almış romancılarımızdandır. Burada Ölü Erkek Kuşlar, Mor, Yeni Yalan Zamanlar ön plana çıkan romanlarıdır diyebiliriz. Ve son olarak milli ve dini duyarlılığı yansıtan romancılarımıza bir bakalım. Bu anlayışı benimseyen yazarlar modernleşmenin ve batılılaşmanın taklit düzeyinde algılanması ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan kültürel kirlenme üzerinde durmuşlardır. Bilinçaltına itilmiş olan dini ve kültürel değerler modernize edilerek yeni yöntem ve tekniklerle geniş kitlelere yansıtılmıştır. Doğal olarak eserlerde kültürel zenginlikler, dini ve milli kimliğe sahip kahramanlıklar, dini hassasiyetler, toplumun geleneksel dokusu ele alınmış, daha çok tercih edilmiştir. Sanatçılar milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, destanlardan etkilenerek idealize edilmiş karakterler ortaya koymuşlardır. Doğal olarak ya, yalın bir dil tercih edilmiş, akıcı ve şiirsel bir üslup kullanılmıştır eserlerinde. Temsilcilerine bakacak olursak en ön plana çıkan temsilcisi Nihal Atsız'dır. Bu dönemde Türkçülük düşüncesinin önemli temsilcisidir. Mit ve destanlardan faydalanarak tarihi romanlar yazmıştır. Kurt Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor ki nehir roman örneklerimizden bir tanesi. Deli Kurt ön plana çıkan romanlarıdır diyebiliriz. Sevinç Çokum eserlerinde ahlaki ve geleneksel değerleri ön plana çıkarmıştır. Karanlığa Direnen Yıldız, Zor Bizim Diyar, Hilal Görünce gibi romanları biraz daha ön plana çıkartabiliriz. Emine Işınsu'nun eserlerine bakacak olursak Küçük Dünya, Azap Toprakları, Ak Topraklar ön plana çıkanlarıdır. Son olarak Mustafa Necati Sepetçioğlu Türklerin Anadolu'ya gelişinden günümüze kadar olan dönemini anlatmıştır. Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı eserlerinden bazılarıdır. Böylece Cumhuriyet dönemi roman konusunu burada noktalamış olduk. Arkadaşlar edebiyat kolay unutulan bir derstir. Bu yüzden tekrar ve soru çözümü ister. Çalış iyi çalışmalar diliyorum.